Sayın Sarı'nın söyledikleriyle alakalı. Özellikle meclisin fesi durumunda neler olur, neler yaşanır, neler söyleyeceksiniz? Tabii hukukun ayaklar altına alındığı bir süreci yaşıyoruz ve hukukun bu kadar örselenmesinin altında yatan sebep de Erdoğan'ın bu tek adam rejimini 21 yıldır sürdürdüğü iktidarını biraz daha ileriye taşıyabilmek. Fakat tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, hangi manipülasyonu yaparsa yapsın, hukuku hangi açıdan saldırırsa saldırsın, hukukun neresini eğip bükerse büksün, günün sonunda o sandık milletin önüne gelecek. Millet o kadar öfkeli, o kadar bıkkın, o kadar yorulmuş ki ve sandıkta Erdoğan'a hesap sormaya o kadar hevesli ki sandıklardan çıktığında, neticeler açıklandığında Erdoğan bütün bu hesaplarının, bütün bu manipülasyonlarının, hukuku hiçe saymanın hiçbir anlam ifade etmediğini ve millet iradesine hiçbir etkisinin olmadığını görecek. Dolayısıyla Erdoğan bu konuda mahirdir. Eminim sarayda hukukçularıyla defalarca toplantı yapıp bir açık kapı bulmaya çalışmıştır. Bunun hesabını zaten birkaç yıl önce yaptı. İsmail Kahraman meclis başkanı iken Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak Erdoğan'ın 13. kez Cumhurbaşkanı seçildiği o gerçeği ortadan kaldırmak için bir yazı yazdı. Oysa Erdoğan'ın hem 12 hem de 13. kez Cumhurbaşkanı olduğuna dair biliyorsunuz mazbataları var. Ama artık maalesef, yani bunu üzülerek, içim parçalanarak ve utanarak söylüyorum, Türkiye'de hukuktan bahsetmek, hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. 21 yıl önce iktidara gelirken millete verdiği vaatlere baktığımızda Erdoğan'ın ilk söylediği şeylerden bir tanesi hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığıydı. Fakat ilk manipüle ettiği ve ilk bozduğu mekanizma da ne yazık ki bu oldu. Artık yargının üzerinde siyasetin çok net bir gölgesi var. Her zaman bunu, her alanda bunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sinan Ateş davasını sorgulayan ya da yürüten savcının hangi gerekçeyle olduğunu hepimizin bildiği ama açıkça söylemediği o süreci yaşadık ve hacca gidiyorum ya da umreye gidiyorum gerekçesiyle görevini bıraktı ve yerine bir başkası geldi. Onun da bağlantılarını gördük. Bakın, bir ülkede hukuk ayakları altına alındıysa, bir ülkede hukuka güven kalmadıysa, yargı bağımsızlığını kaybettiyse, siyaset gölgesini çok güçlü bir şekilde yargının üzerine tutmaya devam ederse o ülkede insanların huzurundan, güveninden bahsetmek mümkün değil ve o ülkede artık huzurlu bir şekilde yaşama şansınız yok. Ama şu anda bizim elimizde bir tek güç var, millet iradesi, milletin kararlılığı ve sandık. Biz bütün mücadelemizi demokratik atmosferde sürdüreceğiz. Yine söylüyorum, inanarak ve bilerek söylüyorum. Sokakta öylesine kararlı bir toplum var ki, öylesine kararlı bir millet var ki, Erdoğan'ın yaptığı bütün bu manipülasyonlara, bütün bu yasaları eğip bükme gayretine karşılık millet çok sert bir tokat verecek ve yeter Erdoğan, karar bizimdir, senin değildir, yeter bu milletin istikbaliyle ve geleceğiyle oynamaya çalışman, yeter artık diyecek ve sandıklarla Erdoğan'ın iktidarını tarihin karanlık sayfalarına gömecektir. Evet, peki bu durumda, böyle bir durumda muhalefetin bir argümanı, bir çıkışı var mı? Acaba ne yapacak, nasıl bir tavır alacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması durumunda? Bir muhalefet yapacak mı, yoksa bunu kabul ederek mi seçime gidecek sizce? Bakın, yani şu anda konuşuyoruz işte, Müslüm Bey muhalefet temsilcisi, ben de keza muhalefet temsilcisiyim. Onur Bey bir siyaset bilimci olarak zaten olayları çok yakından izliyor, gözlüyor. Yani hepimiz olayları biliyoruz, hepimiz çok net farkındayız her şeyin. Ben bunu yaptım dese itiraz etme şansınız yok. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına itiraz etme şansınız yok. Anayasa eğilmiş, bükülmüş, hiçe sayılmış, anayasa mahkeme kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyen bir cumhurbaşkanı var bu ülkede. Dolayısıyla bizim tek gücümüz millet. Tek dayanacağımız kapı milletin kapısı ve korumamız gereken tek irade millet iradesi. O da sandıkta tecelli edecek. O sebeple yaptıkları bütün yanlışlıkları, bütün hataları, bütün yasal ve anayasal ihlalleri tabiatıyla milletimizle paylaşmak durumundayız ve mecburiyetindeyiz. Evet. Bir siyasetçi olarak sorumluluğumuz bu. Ancak defakto olarak karşımıza çıkan sandığa da itiraz etmeyeceğiz. Elbette. Tabii tekrar sana dönmek istiyorum. Son derece zor bir durum. Az önce de konuştuğumuz gibi.